Herkese merhaba, herkese merhaba, iyi akşamlar. Kitapkolik merhaba, hoş geldiniz. Yaklaşık bir dakika sonra yine bir yazar söyleşileri buluşmasında sizlerle birlikte olacağız. Yazar söyleşilerinde bu hafta Yankı Yazgan'la birlikte olacağız. Yankı Yazgan'la hem bugünleri konuşacağız hem de onun son kitabı Korku Sal Cesur Desinleri üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Birkaç dakika içinde kendisini de buraya bu söyleşiye alacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum yazar söyleşilerine gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Çünkü bugünlerde kitaplarla birlikte olmak, kitaplar dünyasında olmak hepimiz için çok değerli. Birkaç dakika içinde Yankı hocamız da bizimle birlikte olacak. Yazar, psikiyatr Yankı Yazgan da bizimle birlikte olacak ve onunla konuşmaya başlayacağız. O konuşma sırasında yorumları kapatacağım konuşmayı etkilememesi için ve özellikle de bağlantı hızını yavaşlatmaması için. Çünkü bugünlerdeki konularımızdan bir tanesi de bu, biliyorsunuz, bağlantı hızı. Yankı Yazgan'ın Korku Sal Cesur Desinler isimli kitabı İnkılap Yayınları tarafından yayımlandı. Kitabın kapağını size şöyle göstereyim. Evet, Korku Sal Cesur Desinler, Yankı Yazgan'ın yeni 2020 tarihli kitabı. Yankı Yazgan bir hekim, psikiyatr ve çocuk genç psikiyatrı, daha çok bu alanlarda çalışıyor. İnsanın gelişim sürecini ve gündelik yaşantılarını beynin ve bütün organizmanın işleyiş temelinde anlamaya dönük bilgilerin herkes tarafından anlaşılması ve hayatına yansıtılması amacıyla yazıp çizmeye devam ettiğini söylüyor kendisi kısa biyografisinde. Kendisine ayrıca çalışmalarını merak edenler, onunla daha yakın bir temas kurmak isteyenler ve ona ulaşmak isteyenler yankıyazgan.com adresinden de ulaşabilirler. Ben hocamız gelene kadar bu kitaptaki yazılardan bahsettiği küçük sunuşundan da bir giriş yapmak isterim. Bu kitaptaki yazılarda korksa bile cesaretini yitirmeyen insanlardan ilham aldığım fikirlerle beyin ve davranış bilimlerinin bulgularını bir araya getirmeye çalıştım diye başlıyor Yankı Yazgan. Dünyada ve ülkemizde olup bitenler derken de şu anda Yankı Yazgan videoya katılmak için bir istek gönderdi sanırım. Onu kaçırmak istemiyorum, yorumlardan çok affedersiniz. Bir yandan da onu, yoğun yorumlar var, çok teşekkür ediyorum. Yankı Yazgan'ın şu anda, evet. Dilerim alabildim. Arada yorumlardan dolayı eğer beklettiysem kendisinden hemen özür dileyeceğim. Şu anda bağlanıyor gördüğüm kadarıyla. O bağlandıktan sonra da sohbetimize başlayacağız. Evet, bağlandınız. Evet, bayağı uğraştık. Evet, çok fazla yorum geliyor başlangıçta. O yorumları şimdi kapattım. O yorumlar geldiği zaman sizin arada merhabanızı ve bağlantı arzunuzu görememiş olabiliyorum. Yani benden tabii, tabii. Benden dolayı. Rica ederim. Nasılsınız? Bu işin doğası. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Önce. Sesim net geliyor mu? Gayet net geliyor. Görüntünüz gayet güzel. Sesiniz gayet net geliyor. Her şey yolunda yani. Bu işin doğası dediniz. Ben bugün çoğunlukla kitabınızı ve kitabınızdaki kitabınızdaki kimi cümlelerinizi referans alarak size sorular yönelteceğim. Az önce de söylüyordum, İnkılap Yayınları tarafından yayımlandı. 2020 tarihinde bir kitap, evet. Bir derleme. Ama bir çerçeve oluşturularak yazıların bir araya getirildiği bir derleme. Çoğunlukla burayı referans alacağım. Hemen aslında sizin kitapta da söylediğiniz bir yerle başlayalım. Kitapta da siz dijital dönüşümden de bahsediyorsunuz. Ve o bahsettiğiniz dijital dönüşüm tuhaf bir şekilde bugünlerde hayatımıza giriverdi Yankı Yazgan. Instagram canlı yayınlarıyla başlayalım diyorum. Instagram canlı yayınları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de buradayım demek mi? Görülmek istiyorum demek mi? Bunu bir iş modeline dönüştürmek istiyorum demek mi? Ya da ben artık başkalarının sözüne güvenmiyorum, kendi sözünü söylemek istiyorum ve bunun için de uzmanlarla birebir görüşmek istiyorum demek mi? Hepsi de olabilir ama sizin genel değerlendirmeniz nedir Instagram canlı yayınları için? Bu herhalde hani hepsi falan gibi bir cevap vermek gerekiyor. Siz güzel bir listelediniz. Bir tür çoban ateşi gibi bu böyle. Herkes bir çoban ateşi yakıyor. Hepimiz, daha doğrusu ben de yaptım arkadaşlarımla zaman zaman.
Birkaç şey var. Tabii birisi Türkiye'de genel olarak sesini duyurma kanallarının çok zengin olmaması. Ana akım medya diye bilinen medyanın sağlıkta bile, sağlıkla ilgili ya da ruh sağlığı ile ilgili konularda bile daha özellikle bu salgının hemen öncesindeki Mart ayının ilk yarısına bakarsanız spekülatif tribünlere oynayan diyelim. İşte bu kelle paça sarımsak biliminden aslında 1,5 ayda sayılar, grafikler, epidemiyoloji anlayan bir bilime geçtik. Ele o dönemde örneğin Instagram canlı yayınından başka ses çıkaracak yer yoktu. Bir de bence bu tür şey bir hani blog yazmak gibi kendiniz kimseye hoş gözükmek zorunda olmadan canınızın istediğini yaptığınız bir imkan sağlıyor. Fakat burada özellikle tabii toplumu ilgilendiren ya da mesela toplum sağlığı ile ilgili konularda canınızın istediğini aslında söylemek de mümkün değil. Çünkü belli bir sorumlulukla da hareket etmek gerekiyor. Instagram canlı yayınları bu 2 ay içerisinde, 2,5 ay içerisinde burada bir kendine doğru yön bulmaya çalışan bir serbest piyasa gibi bir şey oldu yani. İçerisinden Çok bazıları kayboluyor, bazıları kalıyor. evet, çok doğru. Aynen katılıyorum. Bazıları tümüyle kaybolacak. Bazıları buradan bir isim olarak, bir cisim olarak çıkacak belki. Bir iş modeli olarak kalacak mı? Bundan çok emin değilim. Onun geçici olduğunu düşünüyorum. Ama yaşayıp Bence çok göreceğiz onu. zor. Bence de çok Evet. zor. Sürdürülebilirliği yok bence açıkçası. Bir de bu şey var hani siz bu Andy Warhol'un işte herkes 15 dakikalığına meşhur olacak alıntısı yani mealen söylüyorum tam birebir adam öyle söyledi mi bilmiyorum ama hani öyle bir şey önde olmak bir tür şöhret diyelim buna. Aslında şöhret derken bundan bir şeye bir kâra kazanca dönüştürmekten ziyade hepimiz sözümüzün bir öneminin olduğuna inanıyoruz, inanmak istiyoruz. 3 tane dinleyici bulduk mu? Az İyi önce işte. dediniz ya, o kelle paça dönemindeki güvensizlik ben öznesinin biraz daha öne çıkmasına neden oldu belki de bu dönemde. Biraz daha ben konuşmak istiyor. Yani diğer kişiye, diğer özneye güven yok belki de. Ben öznesi biraz ya ben de buradayım, kendimi göstereyim artık Evet, diyor oradaki herhalde. güven kelimesinin altını çizelim. Bir noktada isterseniz döneriz. Güven önemli bir Tamam. kavram. Unutmayalım, zaten benim sorularımın içinde de var bu. Şimdi bu benzetme yerinde olmayacaktır. Siz belki de tümüyle reddedeceksiniz ama bunu biz hani inkar, kızgınlık, pazarlık, depresyon, kabullenme süreci diye tanımlayacak olursak, biz şu anda bu epidemiyle, bu pandemiyle, bu salgın durumuyla ilgili hangi süreçteyiz sizce? Pazarlık ve depresyonun iç içe girdiği bir süreç mi? Türkiye'den ve bizim toplumumuzdan özellikle bahsediyorum. Evet. Yoksa kabullenmeye başladık mı? Yoksa hala bir red ve o yüzden de arka yollardan geçmek, kaçmak gibi çözümler mi üretmeye çalışıyoruz? Hangi aşamadayız biz? Karşılaştığımızdaki o evreler açısından baktığınızda pandeminin şu anda yaşadığımız pandeminin bu kavramlara uymayan bir yanı var. Bitmek bilmeyen bir yanı var. Çünkü örneğin diyelim ki bir kötü bir hastalık teşhisi sarsıcı olay, pandemiyi bir sarsıcı olay olarak ya da yaşamımızı tehdit eden bir olay olarak gördüğümüzde bitmek bilmeyen bir stres faktörüyle karşı karşıyayız. O yüzden aslında klasik travma çalışmacıları, bu konuda Şahika Yüksel'in çok güzel bir konuşması olmuştu 4-5 hafta önce. Deprem olup bitiyor. Yani yıkıcılık oluyor ama işte 3 tane daha artçı şoku oluyor. Ama burada tam bir bilinmezlikle ve bilinmezliğin sürüp gitmesiyle, yeni bilinmezlikler üretmesiyle devam eden bir durum. O yüzden bütün bu evreler iç içe. Bir yandan yadsıyanlar, inkar edenler diyelim. Ya hiç bu palavra, işte bu böyle bir şey yok aslında grubu, düşünceler. Bir tarafta
ne yapıyorsunuz, mahvolduk bittik düşünceleri. Bir de burada şöyle bir şey var. Bu düşünceleri düşünenler her zaman aynı gibi de değil. Hani burada çok net bir anket bulgusuna dayanarak konuşuyormuş gibi konuşmayayım ama bugün böyle düşünenler yarın öbür tarafta daha farklı düşünme eğilimine de geçebiliyorlar. Hatta yarın değil, neredeyse bir iki haber sonra, yaşanan Ha, bir iki yani bir haber, bir şey iki rakam duyarak sonra. yani aa Aynen. işte eğri örneğin bu işte ölüm vakalarının sayısındaki azalma hepimizin sevinçle karşıladığı. Ama epidemiyoloji bilimi açısından baktığınızda bu konular yani 2 gün düşmüş olması diyelim kötü verilerin tek başına bir anlam taşımıyor. İşte 9 gün üst üste olması veya 3 gün şöyle olması gibi çok fazla anlık enformasyon alıyoruz. Ve anlık Şimdi enformasyon yani maçın 47. dakikasındaki durumla ilgili bir şey gibi 90. dakika ile ilgili bize fikir vermiyor. çok güzel bu sohbetten bir takım kelimeler çıkıyor, altını çizeceğimiz: güven, güvensizlik, bilgi, bilinmezlik. Bütün bunların insanda yarattığı ruh halleri var. Bir de sizin çok sevdiğim bir tanımınız var. Kitabınıza geliyorum şimdi. Sayfa 35'teyim. Hatta izninizle küçük bir paragraf okuyacağım Aa, kitabınızdan. ne iyi olur. Şöyle bir kere daha kapağı gösterip: Teşekkür ederim. korkunun zihnimizi, aklımızı esir almasıyla beraber insan olarak yapabileceklerimiz, yaratıcılığımız, buluşçuluğumuz, merakımız adeta duruyor. Tekrar ediyorum, korkunun zihnimizi esir almasıyla birlikte, diyor hocamız. Sonra da diyor ki, ortaya çıkartmaktan mutlu olacağımız, üretimini kutlayacağımız fikir, ürün, buluş olmayınca neyin şenliğini yapacağız? Bu şenlik lafı önemli. Şenliksiz toplumlar üretici, yaratıcı, buluşçu, meraklı toplumlar olmuyor. Bu şenliksizlik kavramı üstünde çok kısacık durmanızı istiyorum ve şöyle de sorarak durmanızı istiyorum Yankı Yazgan. Bu içinden geçtiğimiz sürenin bilinmezliği, tedirginliği, güvensizliği, zaten pek de kısıtlı olan bu şenliksiz halimizi, pek iyi durumda olmayan şenliksiz halimizi daha da mı büyütecek Türkiye toplumu olarak? Tabii şimdi dinleyiciler ya da okurlar tabii bu kitapları yazdığımız sonrası arasında tabii bir farklar var. Şimdi o yazılan noktadakinden belki bunu yapmak daha kolaydı, bunları söylemek. Şimdi daha da keskin diyebilir ki biz ne şenliği yani hangi şenlikten bahsediyorsun diyebilir dinleyenler. Tabii ki şenlikten kastım şölen değil, devamlı eğlenip çalıp söylemekten bahsetmiyorum. Ama geleceğe bakışta belli bir iyimserliğin bulunması ve bunu başkalarıyla paylaşmak. Çünkü şenliğin en önemli özelliği tek başınıza keyifli olmanız değil. Başkalarıyla birlikte geleceğe umutla bakılabilen herhangi bir ortam, karşılıklı bir bardak çay içtiğiniz bir durumda şenlikli bir ortam olabiliyor. Bir neşe halinin olmamasından bahsediyor. Genellikle çok neşeli değiliz. Bu takım toplumsal araştırmalarda, sosyal psikoloji çalışmalarında da ortaya çıkıyor. Mutluluk, mutsuzluk diye bazen kullanılan terim, yani orada tam bir mutluluk, mutsuzluktan ziyade keyiflilik, neşelilik diyelim. Ve bu şöyle bir şey de var. Hayat çok kötü olduğundan değil, odaklanamama, elimizdekinin değerini bilememe, elimizdekine değil elimizde olmayana bakma ve hep bir şeyler kaçırıyor olma duygusunun paralelinde artan bir şey. Yani bir memnun olamama hali diyelim. Şimdi o nedenle hepimiz işte bu ruh hali özellikle son birkaç ay öncesine kadar şu anda hani bir sarsılıyor, herkes bir gözden geçiriyor. Ya biz ne güzel günlermiş aslında keşke o günlere dönsek dendiğinde. Peki o sırada yazdıklarımızı çıkartalım ve bakalım ne durumdaymışız. İnsanoğlunun bir özelliği de diyebiliriz buna. İnsanın bir özelliği. Geçmişe baktığımızda geçmiş olduğundan olumlu da gözüküyor bize. Öyle bir şey de var. Hatırlandığı hali geçmişin kendisinden daha olumlu. Bunlarla Hatta birleş... sığındığımız bir liman o. Kimi zaman o kendi olmayan halimizden kaçabildiğimiz bir liman. O yüzden de onun en olumlu yanlarını biraz ayıklayarak galiba bugün yeniden okuyoruz, değil mi? Evet.
Evet, o nedenle şenliksizlik gelecek ya da geçmişle de ilgili olmayan bir şeydi. Şu anda olanla ilgili bir şeydi ve bir şey. Ve bu bir parça bir odaklanma zorluğu ile ilgili. Hani burada klasik bir patoloji anlamında bir odaklanma zorluğundan bahsetmiyorum. Bir türlü odaklanamama, dikkatimizin çok kolay her zaman başka şeylere kaçabiliyor olması. Hani biraz önce şuradaki mesajları kapattığınızda olduğu gibi. Çünkü oradaki mesajlar olduğu zaman birçok kişi takip etmekte zorlanıyor. Çünkü ister istemez görüyoruz ve okuyoruz. Ya da şu anda birçok kişi evine kapandığında bundan memnun olmayan, bundan dolayı geçim sıkıntısına düşen, başka zorluklar yaşayanlar var. Hani burada böyle bir bunu romantik bir şey olarak tanımlamıyorum. Ama birçok kişi evine kapanmak zorunda kaldığında evinin bir arkadaşım diyor ki evimi keşfettim diyor. Evimde böyle bir takım girmediğim, dokunmadığım noktaların yıllardır varlığını gördüm. Bir odaklanma imkanı sağlıyor. Çünkü o bizim başka bir şey yapmamıza imkan vermeyen bir ortam yarattığımızda bunu gönüllü olarak da yapabiliriz aslında. Şu anda olduğunda aynı şu çeldirici mesajları kapatmamız gibi evreyiz ve çıkamıyoruz. Hiçbir yere gitme şeyimiz yok. Bir kısmımız bunu bir odaklanma fırsatı olarak kullanıyor. Hani deniyor ya okumadığımız kitapları okumak gibi. Ben açıkçası 20-25 yıl, 30 yıl, 35 yıl önce almış olduğum kitapları mesela 1984'te aldığım bir kitabı bir kez daha mesela okuduğumda başka bir boyutta aynı kitabı okuyorum. Yani yaşamımızın katmanlar olduğunu düşünürseniz o katmanların içerisinde aslında yeni bir şey baktığımızda yeni bir şey arıyoruz. Bir şeyler eksikmiş diye düşündüğümüzde aslında yaşamımızın içinde olan bir şeyi tekrar keşfetmek de yeni bir şey. Ben kişisel olarak şunu söyleyeyim. Öncelikle o söylediğinizi bir öneri olarak da herkese söylüyorum. Evinizdeki kitaplığınızda mutlaka okuduğunuz ama 10 yıl, 20 yıl sonra tekrar okuduğunuzda yeni bir şey anlatacak olan kitaplar vardır diyorum herkese. İkincisi ben de örneğin yakın zamanda Camus'un Vebası'nı yeniden okudum. Yani o kadar uzun yıllar önce okumuşum ki hiçbir şey hatırlamıyorum neredeyse. Ana olayın haricinde çok çok nitelikli detayları neredeyse hiç hatırlamıyorum. İyi geldi. Bu birinci kısım. İkinci kısımda hocam dediniz ya odaklanmak meselesi. İlk 15-20 gün eve dair odaklanma bende de çok yoğundu. O arkadaşınızda olduğu gibi bilmediğim köşelerini keşfetme filan. Ama galiba 20. günden sonra bu sefer evdeki odağım çok yoğunlaştığı için dağılmaya başladı. Eve o kadar odaklandım ki evden kopmaya başladım. Merkez kaç hissi başladı bende. O da kişisel bir kendi şeyim Birçok olsun. kişi de böyle Malum. hissediyor. Çünkü aslında bütün beyinsel ve zihinsel süreçlerin bir de bir zaman içerisindeki değişimi var. Yani odaklanmayı şöyle artan bir eğri gibi düşünürseniz bu böyle ilelebet gidebilecek bir şey değil. Açlık gibi düşünün. Hani açlığınızı doyursanız da belli bir noktada hani çok aç da olsak hani silip süpürsek de belli bir sınır var. Orada odağı değiştirme zamanı geldi demek o. Ben bir değiştirmeye Bir çalışayım. odağı Şimdi değiştirin. değiştim. Şimdi eve geldik, evin içine gelince ben yine kitabımızdayım. Bir kere daha her seferini hatırlatayım. Korku Sal Cesur Desinler kitabımız. 57. sayfasındayız. Benim çok sevdiğim bir yazı. Eğitim şart ama yeterli mi? Yankı Yazgan'ın toplumsal cinsiyet eşitliğine baktığı bir yazı. Hatta toplumsal cinsiyet eşitliğine erken tarihte baktığı bir yazı. Ama ben o yazı çerçevesinden bugünle ilgili bir şey sormak istiyorum. Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu'nun da bir araştırması COVID-19 sürecinde Nisan ayının başından beri fiziksel izolasyonla beraber kadına yönelik şiddette birçok ülkede artış var. Ev içi şiddet birçok ülkede artış var. Bunların bir kısmı raporlanabiliyor, bir kısmı da henüz daha raporlanmış durumda değil ama saha araştırmasının getirdiği duyumlar diyeyim buna. Bu dönemi ev içinde kadın açısından nasıl yorumlarsınız acaba? Yani bu konuda konuşabilecek en yetkili kişilerden değilim. Hani ömrünü ve kariyerini buna vermiş insanlar var. Ama ben de hem mesleğim gereği hem de bir toplumun bir parçası olarak bu konuyla tabii ki aşinayım. Yani kadınların ve çocukların ve yaşlıların ve engellilerin burada hiçbir grubu diğerinden daha önemli ya da daha önemsiz görmediğimi de belirteyim. Bu
Bazen konuşurken de devamlı bu dipnot koyma mecburiyeti tabii bazen şey oluyor ama koymak iyi oluyor. Çünkü mutlaka unuttuğunuz ve ihmal ettiğiniz bir grup olabilir. Ama burada özellikle ihtiyaçları olanlar veya bir sebeple azınlıkta olanlar, daha zayıf durumda olanlar açısından baktığınızda bu ev hapsi dönemi zarar verici sonuçlar çıkardı. Çünkü bir asimetriyi belirginleştiriyor. Biraz önceki bahsettiğimiz o çerçevenin sınırlanması ve onun dışına çıkamama, onun içerisindeki yani bir kapalı kabın içindeki artılar ve eksiler arasındaki gerilimi daha da belirginleştiriyor. Ve bu güç asimetrisi içerisinde güçlülerin güçsüzlere tahammülünde bir azalma oluyor. Ve bu genellikle de şiddet şeklinde ortaya çıkan bir şey. Yani yaşlılara, çocuklara, engellilere ve en çok kadınlara olan şiddette böyle bir artış oldu. Çünkü bir kaçış noktaları azaldı. Şiddet uygulayıcılarının kendini kontrol kapasitesinin iyice bozulduğu bir zaman da buna eklendi. O yüzden böyle bir artış var. Bu nasıl önlenir? Başka zamanlardakinden bir farkı yok bence. Bunu önlemenin ana yolu böyle bir konunun meşruluktan kurtarılması. Yani bunun aslında bizim hep şiddet ve taciz veya tecavüz edenler, işkenceciler vesaire ile ilgili hep olan şey. Ya adam ne yapsın? İşte öbürü de böyle yapmış gibi. Hani o haklılık argümanı üzerinden düşünme eğilimi birçok kişiyi bu tür yanlış uygulamalarda bir taraf haline de getiriyor ve destekleyici olabiliyor. Hani bu işte vurulan Suriyeli çocuk 20 yaşın altındaki işte olabilir böyle şeyler. Doğru. Yani her şey olabilir hayatta ama bunun doğru bir uygulama olduğunu söyleyen milyonlarca insan tweet atıyor, Instagram mesajları yazıyor. Şimdi o nedenle burada ilk adım bu tip durumların meşruiyet zeminini ortadan kaldırmak. Ahlaki meşruiyetten bahsediyorum. Bu da en üstten başlayan, toplumun en tepesinde yer alan insanların bunu açıkça deklare etmesi, şiddete veya başka bu tür insan haklarını çiğneyen uygulamalara sıfır toleransla yaklaşacağını tepeden aşağı giden bizim toplum belki biraz öyle olduğunda ben bunun farklılaştığını düşünüyorum. Ama bu Harika. Bu olmuyor. burada hemen doğrudan bir şey olmasın, yanlış anlama olmasın. Yine kitaptan bir şey söyleyeceğim ama Lütfen. doğrudan söyleyeceğim sayfa doğrudan şimdi konuştuğumuz ev içi kadına yönelik şiddetle ilgili bir sayfa değildir. Yankı Yazgan'ın okullarda zorbalık hakkında bir 10 maddelik bir listesi var kitabın 89. sayfasında. Ama zorbalık, şiddet, ötekine zarar vermek, bunu meşrulaştırmak, bunu sürekli hale getirmek konusunda bu 10 maddelik listeyi aslında hepimizin bunu isteyen okullarda zorbalık başlığı altında okuyabilir, isteyen şiddetin diğer evreleri olarak değerlendirerek okuyabilir. Aklıma gelmişken yani doğrudan burayı imlemiyor bu sayfa ama aklıma gelmişken söyleyeyim doğrudur değil mi? Yani bakış açısı yanlış Evet, olmasın değil mi? çok doğru noktaya değindiniz. Yani benim aklıma gelmemişti o. Yani okuldaki zorbalık da böyle. Okullarda zorbalığa uğrayan çocuklara bakın. Özellikle ilkokul 3-4, ortaokul eski usul 5-6-7 grubunda. İşte bir şekilde bir kusuru olan, kusur derken işte çok şişmandan tutun. İlk defa da anlamayan, kafası dağınık, dalgın. İşte bir fiziksel veya psikolojik olarak diğerlerine göre farklı gözüken çocuklar, utangaçlar mesela. Benim dönemimde gözlüklü olmak bile bir O kusurdu. tabii. Gözlüklü olduğunuz zaman yani doğrudan o sevmediğim tanımı yapayım. Hani dört gözlünüz ve Evet. öyle devam ederdi hayatınız. Ben yaşadım çünkü biliyorum. Bunun tabii hepimizin yaşadığı değişik şeyler var. Bunun normal görülmesi üzerine yine bir kültür var. Şimdi deniyor ki canım biz de dedik dayak mesela büyük abilerden veya işte böyle şeyler olur dediğinizde doğru olabilir. Yani olmasın demek başka olabiliyor ama olmasın biz bunu uygun görmüyoruz. Yani çünkü başka birinin zarar görmesine bu Korkusal Cesur Desinler kitabının
ya da benzer başka bunlar benim değişik yerlerde en çok da Bir Gün Gazetesi'ne yazdığım yazılardan derlemedir. Özü şu, yani başkasına zarar vermeyi bir problem olarak gören insanlar olmalıyız. Bu salgın konusunda da böyle yaptığımızdan başka birine zarar doğup doğmayacağını, yani bize yarar doğması tabii ki yararımızı, kendi kazancımızı düşünmekte bir mahsur yok ama bunu yaparken başka birine nasıl bir zarar doğuyoru düşünmüyorsak o zaman gelişmiş bir toplum olamıyorsunuz yani. Bu her Fakat adımımız için. birey olarak bile gelişemiyoruz. Yani sadece toplum değil, birey olarak bile bir yarın oluşturamıyoruz kendimize. Yani bir yarın umudu da oluşturamıyoruz diye düşünüyorum ben yani. Ve başkasına zarar vermekte bir mahsur görmüyorsak, o zaman hani bu şenliksizlik şeyine dönersek başlangıçta, bir keyif alma, zevk alma, insanı insan yapan değerlerden, okumaktan, müzik dinlemekten, güzel bir söz söylemekten keyif alma da kayboluyor. Bunlar beraber gelip beraber giden şeyler. Orada şey de var, yine kitaptan hemen söyleyeyim, merhamet, merhametsizlik, yani o merhamet duygusunu yitirmiş olmak, yani o zarar vermek ya da bir başkası zarar gördüğünde ona merhamet edememek. Bunlar Aynen öyle. zincirleme duygular. Oholsunculuk yani oradaki şeyde. Oholsunculuk. Bunları gidermek tabii burada bir kimseye bir böyle yukarıdan bir ahlakçılık vesaire yapıyor gibi kulağa gelmek istemiyorum. Sadece bu durumların toplumsal etkileri, insanlar üzerindeki ruhsal etkileri üzerine düşünüyoruz. Bunu bazen diyor ki nasıl düzelteceğiz? Onu düzeltmenin bin bir tane yolu var. Yani ben hani bu politik bir şeyden vesaire de bahsetmiyoruz ama insana iyi gelen, insanda güzel duyguları, örneğin yani merhametten de daha kapsamlı bir duygu olan şefkat, sevecenlik duygularını harekete geçiren, bunu yaparken sadece böyle allı güllü pembeli bir dünyadan ziyade bütün duyguların farkındalığını geliştiren mesela önemli bir araç müzik. Yani kitaptan biz bahsediyoruz. Müzik de böyle bir şey. Ben işte geçtiğimiz ay bir süre böyle rahatsızlanıp yatmak zorunda Geçmiş olsun. kaldığımda Geçmiş teşekkür olsun. ederim. Mesela bana çok iyi gelen bir şey, çok moralim falan da biraz bozuktu. Bu Fazıl Say'ın doldurduğu Beethoven sonatlarını baştan sona dinlemek için hastalık benim için fırsat oldu ve benim üzerimde inanın oradaki duygularımla baş başa kaldığım o anda, yani çünkü hastalık insanı biraz öyle bir hisse de sokuyor. Bana ilaç olarak geldi. İlaç olarak geldi müzik. Yani sadece o ana iyi gelmesinin dışında hani müzik ruhun gıdasıdır vesaire. Hakikaten öyle. Aynı zamanda da duygular açısından da tek bir duyguya takılıp kalmamı önleyen, yani duyguların da bir gamı olduğunu düşünürseniz sesler gibi orada bütün duyguları yaşamama imkan veren bir durum oldu. Bu tabii herkesin hoşuna giden müzikler farklı. Hani ben Tam verdiğim onu örnek söyleyecektim. üzerinden. Evet evet araya giriyorum. Kusura Buyurun. bakmayın, tam onu söyleyecektim. Ben de geçenlerde tabii ki böyle ruhsal gitgeller yaşıyoruz bu şeyde süreçte. Ben de bana iyi gelen başka bir YouTube'dan başka bir şey seyrettim. Ama şimdi şunu da söylemek istemiyorum. Özellikle söylemiyorum hani işte Beethoven, ben de işte Bolşoy'u seyrettim. Bolşoy'un YouTube'a koymuşlar harika çekimlerde Bolşoy'dan bir bale seyrettim. Değil. İnsan ister bir türkü dinler, ister bir folklor gösterisi seyreder, ister başka bir şey seyreder, sanatsal bir şey. Yani kültür ve sanat sadece 4-5 bilinen majörden oluşmamaktadır. Çok dalı vardır. Herkesin kendi ruhuna, gönlüne, meşrebine göredir. Ama bunlardan da faydalanmakta, bunlardan beslenmekte, fayda derken beslenmekte bence bir anlam var. Birçok kişi Hababam Sınıfı seyrediyor mesela biliyorsunuz. İyi geliyor, değil mi? Hababam Sınıfı da aslında bir duygu gelişimi, duygusal zeka diye hani tanımladığımız insanın duygularının farkındalığını çok yumuşak ve hoş bir şekilde gençler ve yaşlılar ilişkisini yine mesela toplumun ana eksenlerinden birisi olan çok güzel ele alan bir roman ve tiyatro eseri ve bir sinema eseri. Sinemayla biz tabii daha en çok tanımış olduk ama bu nedenle burada çok değişik renkler yani renklerle karşılaşmakla ilgili bir şey bu. Harika. Yani Şimdi tonlarla ve renklerle.
Eve girdik, evde kadın konusunu konuştuk ve ev halini konuştuk. Bu izolasyonun ruhlardaki farklı karşılığını konuştuk. Ben oradan yavaş yavaş artık çocuklara da gelmek istiyorum. Tuhaf bir süreç, güvensiziz, bilgisiziz, belirsiziz, aynı zamanda kaygılıyız. Özellikle de sektörel olarak, ekonomik olarak insanların ilk bir ay belki sadece hastalığı düşündük. İşte aman böyle hapşıralım, aman sarılmayalım, bir kol boyu mesafe derken şimdi birinci ay bitince faturalar, kredi kartları gelmeye başladı. İşten çıkarmalar var, işte %30 maaş azaltmalar, şunlar bunlar, siz de biliyorsunuz. Şimdi böyle bir ruh halinde bizler bile bir yarın kuramıyoruz. Ama bir yandan diyoruz ki uzaktan eğitimini al, aman kitaplarını okumaya devam et, işte ev işlerine yardım et, o yaramazlık yapma, aman öyle otur, zaten hepimiz delirmiş durumdayız falan filan. Böyle bir süreç çocuklara nasıl etki eder? Şimdiyi sormuyorum aslında. Buradan çıktığımızda çocuklar nasıl bir dünya yaratacaklar kendilerine? Bir travma bırakır mı? Bunu tam bilmiyoruz. Yani öyle diyeyim. Bu şöyle bir şey. Dediğiniz çok önemli. Tabii gelecekle ilgili varoluş kaygıları daha az olan toplumsal kesimlerde bu tür dönemler daha az zarar verici oluyor. En çok zararı da yoksullukla bu tür durumlar birleştiğinde görüyoruz. Bu temel ilke. Savaşlar böyle, başka felaketler böyle. Hani burada genel şeyleri tekrarlamayayım, birçok bilinen şeyi belki toplum için. Ama çocukların bir özelliği var. Çocuklar aslında gelecekle ilgili düşünüyorlar. Gelecekle ilgili düşünüyorlar. Ama gelecekle ilgili düşüncelerini bir yandan bugüne çekmek de biz yetişkinlere göre daha kolay olabiliyor. Bu özellikle 12-13 yaş altındaki çocukları düşünürsek. O nedenle onların daha çok gelecekle ilgili ölçüleri kendi kafalarındaki gelecek korkusu kaygısından ziyade anne babalarının zihnindeki veya söylemindeki gelecek oluyor. Sizin doğru bir şekilde işaret ettiğiniz yani özellikle iş hayatı, işsizlik veya ekonomik bazı kayıplar, olası kayıplar tabii ki anne babaların dilinde, gündeminde ona göre pozisyon almaya çalışıyorlar ya da yaşamlarını düzenlemeye çalışan milyonlarca insan hepimiz bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada anne babaların çocukların yaşamında bu tür bir etki bırakmayacak bir söylemle hareket etmelerini, bu dertlerini yok saymaları ya da gerçekçi olmamaları anlamına değil ama ölçüyü tutturmaya çalışmalarını ben tavsiye ediyorum. Çünkü çocuklar bizim korkularımızı katlayarak, yani çarparak yaşıyorlar. Yani biz 5 korkuyorsak 25 korkabilir çocuğumuz. O nedenle kendi, mesela yetişkinlere ait konuları, bunun için çözüm nedir birisi dese, kendi kendinize konuşun. Yani çocuğun yanında bütçe, işte nasıl neyi denkleştireceğiz hesabını yapmayalım. Ya da çocuk bir istekte bulunduğunda sen biliyor musun bizim yiyecek ekmeğimiz yok yarına diye cevap verdiğimizde ha bu çocuğu geleceğe hazırlamak ya da gerçekle yüzleştirmek olmuyor. Bunu başka bir yolunu bulmamız gerekiyor. Yani diyelim ki yani artık bu kalemle bütün yılı idare edeceksin dediğiniz zaman bunu söylemenin bir yolu var. Bunu bir ailenin misyonu, bir projesi, hayatta kalma, ayakta kalma projesi haline döktüğümüzde ve çocukları bunun ortağı yaptığımızda çocuklar buna çok iyi katılabiliyorlar. Ama bir korku ve dehşet projesi şeklinde dönüştürdüğümüz takdirde o zaman yersiz bir rahatsızlık yaratabiliriz. Zaten bu kalemle bir bütün yıl idare etmeyi sadece çocuklar değil, yani o kalem esprisinden yola çıkıyorum. O bir örnekti, biliyorum, farkındayım, ama bu kalemle bir bütün yıl idare etmeyi biz yetişkinler de öğreniyoruz. Yani o tüketim çılgınlığıyla da yüzleştiğimiz bir zaman Etsek iyi olmaya olur yani. başladı. Etsek iyi olur, çünkü o kalem gidiyor bir yıl yani. Çok da güzel yani. Ben mesela bunu çok seviyorum. Kaç yıldır, 20 yıldır falan kullandığım bir kalem var burada. Kurşun kalem, Harika. içine koyuyorum. Yani böyle bir eski kuşak güzellemesi yapmayayım yine. İşte biz bir ceketi 30 yıl giyerdik falan diye. Hakikaten yani öyle. Ama şartlar değişiyor. O zaman da şartlara göre pozisyon almayı
Ama burada yoksulluğu burada bir parça ayrı tutuyorum. Çünkü yoksulluk Tabii bir tabii. psikolojik Tabii konu tabii tabii. değildir. Yoksulluk sosyopolitik bir durum. Ve buna pozisyon almak, bunu önlemek devletin, kamunun görevi, vergilerimiz de bunun için toplanıyor. Tabii ben de içinde bulunduğum ekonomik sınıftan nostaljik ve romantik bir insan değilim ama bu sınıftan bakarak yoksulluğun ne olduğunu ve onun bütün bu cümlelerin dışında bir yerde durduğunu da biliyorum. Oradan bakmamız gerektiğini de biliyorum. Kendi adıma bunu söylemek isterim. Peki şunu sormak istiyorum. Biz güven meselesini konuştuk ve güvenin altını çizelim. Tekrar konuşuruz dedik. O zaman doğrudan şöyle söyleyeyim. Birçok insan şu anda kendini güvende hissetmiyor. Sadece sağlık nedeniyle değil, yarın ne olacak kaygısı, tekrar dünyaya adapte olabilecek miyim, ekonomik olarak ne olacak? Yani güvende hissetmiyoruz. Güvende hissetmeme duygusuyla baş edebilir miyiz? En zor duygulardan birisi, insanın ruh sağlığını bozan duygulardan birisi güvende hissetmeme. Çünkü temel varoluşumuzu tehlikeye girdiği duygusunu doğuruyor ve yok olma ihtimali insanın en temel korkularından birisi eğer başlıcası değilse. Ama ben çocuklarla ilgili şeye döneyim. Bu benim zaman zaman pardon rica söylediğim şeylerden birisi. Tekrarladım, sık tekrarladım. Şimdi bakın sağa sola işte özgüvenli çocuk nasıl yetişecek? Çocuğu özgüvenli nasıl kılabiliriz değil mi? Birçok ailenin burada soracağı soru, işte çocuğun biraz pısırık, ben onu nasıl böyle cesur, sağa sola vuran falan cinsten bir şey yapabilirim. Yani hep bir özgüven üzerine bir şeyimiz var. Şimdi sıkıntı şu, özgüven nasıl gelişir diye baktığınızda bütün araştırmalar daha anne çocuk ilişkisinden, baba çocuk ilişkisinden başladığında geleceğe dönük olarak gösterdiği şey, başkasına güvenebilen insanlar kendilerine güven geliştiriyor. Bu şu demek. Başkasına güvenen insanlar tamam. Yani ben bu dönemde en büyük yani ayrıcalığın, eğer birisi ayrıcalıklıysa, kendisini başkalarına göre daha iyi hissediyorsa, güvenebilecek insanları olanlar ayrıcalıklı. Hani ve güvenebilecek insan. Ben başkalarına güvenebiliyorsam, zor durumda geldiğimde birinin imdadıma yetişeceğini, düştüğüm yerden kaldırabileceğini, onun da bana benzer bir durum için güvendiğini biliyorsam ben mutluyum. O nedenle bu dönem diye tanımladığımız bu toplumsal hayatın biraz alt üst olduğu dönemde güvenebileceğimiz insanlarla olan ilişkilerimiz ya da yeni güven ilişkileri kurmak, çocuklarla yetişkinler arasında birbirine güvenebilme ilişkisi kurmak, bunun toplumun ana parçası olduğunu düşünüyorum. Ve bu güvenle de dayanışma bir kardeş. Yani onun eylemsel karşılığı da dayanışma oluyor. Çünkü biz güvendiğimiz insanlarla, çünkü güvenmek nedir? Ben size bir şey veriyorum. Yarın öbür gün sizin bana bir şey vereceğinize inanıyorum. Yani bugün ben size bir ekmek verdim. Yarın benim ekmeğim bittiğinde Yekta bana verebilir diye düşünüyorum. Bu yani bunu basit bir alışveriş gibi görmeyelim. Yo çok iyi anladım. Hatta burası bence yani bir kere de ben tekrar edeceğim. Şey derse girmişim gibi hocam bana soruyormuş gibi tekrar edeceğim. Çünkü o başta güven meselesinin altını çizdik. Oradan bir cümle çıkarmış oluyoruz burada. Bu dönemdeki güvende hissetmeme duygusu güvende hissettiklerimizle bir olup paylaşarak yaşayacağımız eylemle ancak çözülebilecek bir şey. Yani güvende hissetmeme duygusunun tedavisi de güven duygusunda saklı. Doğru mu anlamışım? Tam öyle. Güvenebilecek insanlarla ve bu güvenme de dayanışmayla bu mahallede olabiliyor. Şimdi hep söylenen kutuplaşma konusu var. Hı-hı. Ne oluyor? O zaman ben Ahmet'e güveniyorum. Mehmet Ali'ye güveniyor. Ayşe Fatma'ya, Zeynep Emine'ye. Böyle bir birbirine güvenen gruplar ama gruplar birbirine güvenmiyor gibi bir şey oluyor. Şimdi toplumlarda bir başka tarz. O nedenle burada gruplar arası güvenin aileler arası güven gibi. Hani dünürlerin birbirine güvenmesi gibi. Anlatabiliyor muyum? Bunun araçları oluştuğu ölçüde toplumlar daha huzurlu ve barışçı oluyorlar. O nedenle güven mekanizmasının da dürüstlükle çok ilgisi var ve dayanışmayla ilgisi var.
bize dayanışma gösteren, bize dürüst olan insanlara da güveniyoruz. Yani çok da atla deve bir şey değil. Bir de bunun eylemsel karşılığının dayanışma olması, hem bu coğrafyanın kültürlerine, işte kültürüne, hem varlığına, hem bilgisine, hem ne denir, kadim bilgisine çok da uygun bir şey. Dayanışma güzel bir eylemlilikle çıkıyor yani o güven duygusu. Şimdi o güven duygusuna gelebilmek için kendi hislerimizi anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Elbette bu soracağım soru bugünden sorulunca çok manalı olmayabilir. Çünkü şu anda sürecin içindeyiz. Siz kendi bilim alanınızda henüz sürecin dışına çıkıp bunun analizini yapacak bir şey olmadı. Bu belki ileriki yıllarda. Anlık çünkü saptamalar var şu anda sadece. Evet, şu anda anlık saptamalar, yorumlar. Analizini yapmak için dışarıdan bakabilmek, yani sürecin sonrasına geçmek lazım. Ama şunu soracağım. Hislerimizi tanımak. Benim çok sevdiğim bir küçük paragraf, hatta şöyle göstereyim. Bizi izleyenler de görsünler. 91. sayfa okuyorum. Şöyle göstereyim. 91. sayfayı okuyorum. Teşekkür ederiz. Duyguları anlamak, yönetmek, ifade etmek insana özgüdür. Hislerimizi tanıyıp ifade ettiğimizde tepkisel davranışa dönüşmesine engel oluruz. Hislerimizi tanıyıp ifade ettiğimizde tepkisel bir davranışa dönüşmesine engel oluruz. Böylece üzüntü ve öfke birbirine karışmaz. Biraz önce gösterdiğim paragraf. Hislerimizi tanımak çok önemli. Bu dönemde üzüntülerimiz var. Yaşadığımız günlere dair öfkelerimiz var. Ya da olası bir takım kaygılardan kaynaklanan öfkelerimiz var. Ekonomik dedik, ev içinde olmak falan. Üzüntüler, belki herkes hasta olma kaygısı, korkusu. Belki bu dönemde yakınını kaybedenler var. Allah rahmet eylesin. Binlerce. Binlerce veya şu anda belki hastanede güzel haber bekleyenler var. Var, var, var. Üzüntüyle öfkeyi karıştırmamak için hislerimizi tanımalıyız. Peki böyle bir süreçte hislerimizi tanımak konusunda daha mı zayıf oluruz? Tanıyabilir miyiz? Kendimizi değerlendirebilir miyiz? Yani bu şey gibi, hisleri renkler gibi düşünün. Hı hı. Duyguları. Ve ana renklerin baskın olduğu bir durum yaratıyor bu tür keskin zamanlar. Ve ara renkleri görmemeye başlıyoruz. Hı hı, hı hı. Önemsiz bulmaya başlıyoruz. Ve öyle olduğu zaman da çok hareket, esneme, çeşitlendirme becerimiz sınırlanmış oluyor. Hareket edemiyoruz. Ve zihnimiz de hareket edememe derken yeni düşünceler geliştirmek, bir buluş yapmak, bir fikir geliştirmek, bu çıkmazda hissettiğimiz durumlardan çıkış yollarını arama kabiliyetimiz daralıyor. Burada hislerden çıkış yoluna nereden geldik diye düşünürsek, aslında hisler bizim dış dünya ile ilişkimizde verdiğimiz reaksiyonları belirliyor. Bir soru sorulduğunda nasılsın diye, siz sorduğunuzda ne demek nasılsın diye de cevap verebilirim size. Sen ne demek istiyorsun da diyebilirim. Ya çok sağ ol, iyi ki sordun, sabah beri hiç kimse sormadı da diyebilirim. Yani şükranla da size reaksiyon verebilirim, öfkeyle de verebilirim. O nedenle bu hislerin farkındalığı derken kastımız, ya ben nasıl hissediyorum kendimi? Şu anda biraz gerginim, yorgunum. O zaman bu benim nasıl davranmamı doğurabiliri kestirebildiğimizde, davranışımızı, o andaki ilişkimizi, hatta karşımızdakinin sözünü nasıl yorumlayacağımızı bile beynimizin süzgecinden daha çok geçirebiliyoruz. Hisler çünkü bize hazır cevaplarımızı ürettirmeye daha yatkındır. Hmm. Hazır cevap, yani fazla düşünmeden, taşınmadan yaptığımız, çünkü his onun için var. Yani bir anlık davranışlar için var. Ama her zaman anlık olarak karar verdiğimizde o bizim gerçekte düşünerek taşınarak yapacağımızdan farklı olabiliyor. Bu benim aktarmayı çok sevdiğim alıntılardan birisi. Aklımda da çok fazla kalmaz, o yüzden birkaç alıntı böyle hep kalıyor. Onu sadece söylüyorum galiba. Bende de öyledir. Ezberim zayıf hakikaten. Yani bir durumla karşılaştığımızda, bir etkiyle karşılaştığımızda bir tepki veriyoruz. Evet. Uyaran ve yanıt diyelim buna. Ama o etkiyle tepki arasında bir zaman dilimi var. 10 milisaniye, 10 saniye, 10 dakika. Ve o etkiyle tepki arasındaki o zaman dilimi bizim aslında istediğimizi yapabildiğimiz özgürlük alanımız. Çünkü henüz tepkiyi vermemiş vaziyetteyiz.
etki yanlış oluyor. Kafamızda 100 tane eylem çeşidi var. Hangisini yapacağımıza karar vermekle meşgulüz. Bunu psikiyatr Viktor Frankl söylüyor. İnsanın Anlam Arayışı adlı kitabındaki. Olağanüstü kitabı. Özgürlük bu. Özgürlük. O nedenle aslında özgürlük bir konuda reaksiyon vermeden önce bir durup düşünmek. Odaklanma demiştik ya biraz önce. Hmm. Hani evde şeyde. Odaklanma becerisi bize bu imkanı veriyor. Ben burada ne hissediyorumu arama. İlk aklıma geleni, ilk hissettiğimi hani kendimmiş gibi sunmaktan beni kurtarıyor. Çünkü belki ilk aklıma gelen değil, benim ilk size söylediğim cevap belki değil benim size karşı düşüncem, duygum mesela. Bana gerçeği arama ve bulmak için bir zaman ve fırsat veriyor, tutma kendini o anda. Bunu ancak duygunuzun arayışında olursanız, ya ben ne hissediyorum sorusunu sorarsanız, o sizi otomatik odaklıyor. Hani bu lokmayı çiğnemeden yutmakla, şöyle bir ağzınızın içinde güzelce çiğneyerek yutmak arasındaki fark gibi. Son benzetmeyi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Hatta bunu başka yerde kullanırım belki. Bu benzetmeyi satın aldım. Çünkü o özgürlük alanının, o lokmayı ağzımızda çevirmeye eğer özgürlük zamanı diyeceksek, Viktor Frankl'dan yola çıkarak, aynı zamanda onun bize bir lezzet, bir tat ve bir doygunluk vereceğini de imleyen bir benzetme oldu o lokmayı çevirmek. Hı-hı. Çünkü tadı orada alıyoruz biz. Şenlik orada. Şenlik orada. Güler yüz orada. Yani biz orada diyoruz, lezzeti alıyoruz, dış dünyaya lezzeti bildiriyoruz, yüzümüze yayılıyor, ifade şenlik tümüyle orada. Mükemmel benzetmeydi, kullanırım diyorum ama benim de ezberim zayıf, ben unuturum. Unutacaksınızdır. Bununla ilgili ben böyle çok şey söylediğim bir şey var. Bir 10-12 yıl önce yaptığım bir konuşmada kullandım. İzmir enginarı, şu anda da zamanı biliyorsunuz. Evet. Enginarın lezzeti çiğnenmesinde. Çiğnemeden yutarsanız hiçbir şey anlamıyorsunuz. Özellikle yapraklarını, İzmir enginarının yapraklarını çiğnemek gerekir. Ben de İzmir'de doğup büyümüş bir çocuk olarak nefret ettiğim bu sebzeyi 12-13 yaşlarında çiğnemeyi öğrendikten sonra lezzetine vardığımı gördüm. Babam ve annem bana dedikler, oğlum bunu çiğnemen lazım. Biz tabii çiğnemeden yutan çocuklar, lapur lapur yiyecekleri. Çiğnemeye başladığım zaman enginarın da lezzetini almaya başladım. Bu birçok şey için böyle. Bir parça odaklanmanın tadına varmanın da o işin şenliğini, keyfini sürmekle ilgisi var. Harika. Harika bir sohbet ama yavaş yavaş sonuna geldik. Sonuna geldik. Bayağı uzundu. Sizin de çok zamanınızı aldık. Çok teşekkür Rica ederim. Ediyorum. Evde oturuyoruz. Özellikle Viktor Frankl, insanın anlam arayışı, biraz önce Yankı Yazgan da andı. Ben de hazır adı geçmişken bir kere daha bu kitabı herkese öneriyorum. Şimdi Yankı Yazgan'a birkaç kitap önerisi var mı diye soracağım. Eğer varsa çok seviniriz şöyle hazırda. Ama ona bu soruyu sorarken zaman kazandırmak için yine Korkusal, Cesur Desinler'e biraz da gönderme olsun diye... Tam da bu korona günleri başladığında toplu bir yeniden okuma yaptım. Ben de ilk baskısı vardı, bir taşınmada kayboldu. Yeniden almıştım. Şimdi bütün kitaplarımı yeniden okuyorum ama size de bir kere daha büyük bir ismi hatırlatmak istiyorum. Engin Hoca'nın İnsan Olmak'la Başlayabilirsiniz. Yolculuk Sizi Engin Geçtan adında nereye götürürse de gidin diye ben öneriyorum. Zaten ben değil, Yankı Yazgan da kendi kitabında da o öneriyi yapmış oluyor. Hemen ön sözünde. Dolayısıyla ben bir Engin Geç'ten önerdim ve sözü size bıraktım. Sağ olun. Engin Bey nur içinde yatsın. Hani çıraklığını yapmaktan gurur duyduğum bir kişiydi. Çok da değerli bir alanımızda yazan bir kişi. Bu alanda tabii yazan birçok kişi var. Kitap hani ruh sağlığı, insan gelişimiyle ilgili. Özellikle hani hem popüler hem güzel yazan birçok kişi. Özellikle Doğan Cüceloğlu, Acar Baltaş, Haluk Yavuzer gibi isimler, klasik kitaplar bunlar. Bunları okumak her anne babanın, her bireyin fayda gördüğü şeyler. Tabii edebiyat okumak önemli. Ben hani böyle tek tek kitap önermek çok mühim. Hatta bu gözle bakarken mesela benim diğer yandan kurgu olmayan kitapların da okunmasını ben tavsiye ediyorum. Örneğin böyle keşfedilmemiş bir kitap olarak Oğlumu Ahlak Üzerine Öğütler diye bir kitap var. İletişim Yayınlarından. Şöyle incecik, Fernando Savater adlı bir yazarı. Fernando Savater. Ben de hemen not alıyorum. Bir İspanyol felsefeci.
ahlak kavramı, özgürlük, demokrasi gibi kavramlar üzerine kendisi çocuğu için, oğlu Amador için yazdığı 1990'ların başındaki bir makalelerden oluşma bir kitap. Mesela bu bence harika bir kitap. Benim hani severek okuduğum. Bir başka yine anlamlı bulduğum bu zamanda hani bulunursa mesela Türkçe dili üzerine olan kitapları seviyorum. Bu Necmiye Alpay'ın Türkçe Sorunları Kılavuzu kitabını Metis yayınlarından çıkmış. Yani bir genel bize bir fikir veren ve bunun karşılığı olan. Yani İngilizce kitap okumayı seviyorum. Ben hani, özellikle edebiyatı yani ana dilinden okunuyorsa zevkli oluyor. Türkçe kitap, Türkçe edebiyat sayısız örnek var. Yani eskiler, yeniler vesaire. Yani orada o konuda kitap tavsiye edecek kadar bir okur sayılmam. Bir kendimle ilgili bir şey, babamın hayatı üzerine, Doğan Cüceloğlu'nun yazdığı babam ve annemin hayatı üzerine Onlar Benim Kahramanım diye bir kitap var. Bir yaşam mücadelesi. Babamın yazmış olduğu kendi öz yaşam öyküsünden Kör Uçuş adlı Doğan kitaptan çıkmış olan. Onun üzerine ama Doğan Bey'in kendi bilgeliğini de eklediği değişik bir kitap. Hani insanın zorluklar karşısında neler yapabileceğine ilişkin bir kaynak. Resimli kitapları ben çok seviyorum. Çizimli, çizgi ve sözün bir arada olduğu. Ben hani şu anda kitapçılara gitmek ne yazık ki mümkün değil. Oranın bu grafik kitaplar vesaire bölümünde olan birçok şey oluyor ama ben çizgili her kitabın okunmasını tavsiye ediyorum. Çizgi ve yazının bir arada Türkçe'de biraz az, daha çok yayılabilmesi için illüstrasyonun çok olduğu kitapları seviyorum. Kabaca böyle diyeyim. Desen Yayınları ve Kara Karga'nın o konudaki çok nitelikli evet. çabalarını, çalışmalarını bir kenara koyalım. Gerçekten onlar Türkiye'de nitelikli basıyorlar grafik romanları. Şimdi grafik roman konusu açılınca iki kelime etmezsem gece uyuyamam. O yüzden tamam, söyleyeyim. Çok güzel. Benim de sevdiğim bir alan. Güçlü bir kütüphanem var o konuda. Şimdi iki tane konu oldu. Bir, bu çizgi roman ve grafik romanları konuşmak için buluşacağız demek ki sağlık günlerinde. Bir de Doğan Hoca'yı da alacağız. Hep beraber buluşacağız. Onlar benim kahramanımı konuşacağız belki. Konuşacak çok şey var. Hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu öneri kitapları biz bir liste haline getiriyoruz. Ve Hepsi TV'nin yazar söyleşilerinden oluşan listeyi bulabiliyorsunuz sitede. Hepsi burada da bulabiliyorsunuz. Onu da bir bilgi olarak size söyleyeyim. Ama bugün için sohbeti bu uzunca ama benim için çok çok nitelikli, doyurucu, olağanüstü Teşekkür sohbeti ederim. Şu görüntüyle kapatmak istiyorum. Çünkü 2020 tarihli Yankı Yazgan kitabı elimdeki, birçok kitabı var Yankı Yazgan'ın. Bu elimdeki İnkılap Yayınları tarafından yayımlanmış olan 2020 tarihli kitabı Korku Sal Cesur Desinler. Özellikle de dostlar, Korku Sal Cesur Desinler kısa, 2-2,5 sayfalık bir metin. Ama o 2-2,5 sayfalık metni bakın şöyle yapın, hatta gittiğinizde bu kitabı, bu kitapçıya gidebildiğiniz günlerde alın. Şöyle ayaküstü bir hemen okuyun. Yani kitabı satın almadan hatta evet. okuyun. Ondan sonra göreceksiniz, kitabın dünyasına daha rahat gireceksiniz. Okuduktan sonra kitabı satın alacaksınız zaten, ona eminim. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Bye bye. Böylece Yankı Yazgan'a veda etmiş olduk. Kendisiyle beraber hem kitapların dünyasında bir yolculuk yaptık, hem de özellikle onun bütün bu sürece dair değerlendirmelerini aldık. Güven ve o güveni sağlayacak paylaşım ve o paylaşımla birlikte doğacak bir eylemlilik. Dilerim çok güven dolu ve sağlık dolu günlerimiz olur. Hepsi TV'de yazar söyleşilerinde. Önümüzdeki cuma saat 21'de yine burada olacağız. Yine Instagram canlı yayınında olacağız. Aman bizi yalnız bırakmayın. O güne kadar kendinize iyi bakın.